İyi akşamlar. EkoTürk'tesiniz. Ana haber başlıyor. İçeriden önemli bir haber var ama sürpriz yok. Bugün Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı vardı. Merkez Bankası bu ayda politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmadı. Politika faizini %19 olarak korudu. Son gelen enflasyon verisinin %17,54 olduğunu düşündüğümüzde aradaki marjın hala getiri için yeterli bir fırsat ve aralık sunduğunu söyleyebiliriz. Bugün ağırlıklı olarak bunu konuşacağız. Elbette başka konular da var. Birinci bölümde Üzeyir Doğan bizimle birlikte olacak. Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdürü. İkinci bölümde ise JCI, İstanbul 2021 Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Kayasu ile konuşacağız. Şimdi haberler. Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi demiştik. Merkez Bankası bugün yaptığı toplantıda bu ayda politika faizine dokunmadı ve politika metninde kararlı duruşun süreceği ifade edildi. Son enflasyon rakamının %17,54 olduğunu düşündüğümüzde arada hala küçük bir marjın olduğunu görüyoruz. Ama politika metninde Nisan ayından itibaren yavaşlamaya başlayan enflasyon trendinin böyle devam etmesi durumunda sıkı duruşun devam edeceği belirtildi. Enflasyonun bir miktarı yukarı doğru gelmesi halinde de yine ona uygun bir sıkı duruşun devam edeceği ifade edildi. Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanı, Çinli şirket temsilcileriyle görüştü. Son 10 günde 3 önemli ülkenin temsilcileriyle görüşmeler yaptı. Önce Amerikalı iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Arkasından Alman iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi pazartesi günü. Bugün de Çinli şirketlerin yöneticileriyle bir çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Ve Türkiye'de bulunan 1100'ün üzerinde Çinli şirketle uluslararası alanda büyük bir mutabakat yakalandığını ve bu ilişkilerin geliştirmesi bakımından önemli bir süreci birlikte idrak edeceğimizi ifade etti. Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mayıs'ta geriledi ama sadece 1 milyar dolar geriledi. 189 milyar dolara indi. Kısa vadeli borç nedir? Kısa vadeli borç, bir yıldan daha kısa sürede ödenmesi gereken borcu ifade ediyor. Tarımda üretici enflasyonu Haziran'da yükseldi. Merkez Bankası'nın politika faizini daha fazla bu seviyede tutabilmesi ancak bu verilerle mümkün olabilecek. Şu anda gelen veri, tarımsal üretici enflasyonu verisi, Merkez Bankası'nın elini bir hayli zorlayacak olan verilerden bir tanesi. Endeks yıllık bazda %21'in üzerine çıkmış durumda. Avrupa Merkez Bankası, dijital euro için ön hazırlıkların başlatılacağını açıkladı. Bugün itibariyle hazırlıklar başladı ama dijital euro'nun ne zaman hayata geçeceği belli değil. Fakat Avrupa Merkez Bankası şu açıklamayı yapmaktan imtina etmedi. Dijital euro, euro'nun yerine geçecek bir para birimi değil, onu ikame edecek ya da onu tamamlayacak bir para birimi olarak kabul edilecektir dedi. Jerome Powell, Amerikan Merkez Bankası Başkanı, varlık alımlarının azaltılması tartışmalarına devam edeceğiz dedi. Amerikan Merkez Bankası bu ay itibariyle, Temmuz ayı itibariyle varlık alım programını masaya getirmiş durumda, müzakere ediyor. Bu müzakerelerin Eylül ayına kadar devam edeceği bekleniyor ama şu anda Jerome Powell'ın açıklamasına göre henüz Amerikan iş dünyası varlık alım programının azaltılmasına hazırlıklı değil. Amerika'da üretici fiyatları Haziran'da tahminleri aştı. Amerika'nın korkulu ikinci rüyası da böylece gerçekleşmiş oldu. Kabus demek lazım aslında buna. Üretici enflasyonu arttı. Bundan önce tüketici enflasyonunun %5'in üzerine çıktığını biliyoruz. Her iki enflasyonda da artış olması durumunda üretici enflasyonunun bir süre sonra gelip tüketici enflasyonunun üzerine binmesiyle tüketici enflasyonunun biraz daha yukarı doğru gelmesi söz konusu olabilecek. Ve Joe Biden, Amerikan Başkanı, Amerikan Senatosu'nda aslında küçük çaplı bir zafer elde etti. 3,5 trilyon dolarlık bir 3,5 trilyon dolarlık bir vergi ya da harcama kalemini Cumhuriyetçilerin oyuna ihtiyaç kalmadan geçirdi. Demokratların oyları sayesinde geçti. Bu Amerikan
hükümetinin bu dönemde Cumhuriyetçilerin oylarına ihtiyaç olmadan geçirebilecekleri yeni düzenlemeler içinde bir ön koşul oldu. Joe Biden, Türkiye Büyükelçisi adayını açıkladı. Dün akşam saatlerinde geldi, gece geç saatlerde geldi bu haber. Jeffrey Flake, yeni Amerikan Büyükelçisi. Kendisi kariyerden bir diplomat değil. Ne demek kariyerden diplomat? Yani diplomasinin diğer kademelerinde çalışmadan başka bir şekilde, başka bir meslekten buraya atanan diplomat. Bu Amerikan tarihinde ilk. Amerika ilk kez Cumhuriyet tarihinde Türkiye'ye kariyerden olmayan bir diplomatı atıyor. Kendisi bir senatör, Jeffrey Flake. Ve Jeffrey Flake'in atanması Senato'nun onayından sonra olacak. Senato onayladıktan sonra yeni büyükelçi olacak. Bu da Joe Biden döneminin, aslında Obama dönemini tamamen kapattığı anlamına geliyor. David Satterfield, Obama döneminde atanan büyükelçinin görev süresi dolmuş olacak. Obama dönemi ve Trump dönemi böylece kapanmış olacak. Bu arada Türkiye'nin de aslında kariyerden olmayan bir diplomatı Amerika'ya atadığını hatırlatalım. Murat Mercan, biliyorsunuz, o da AK Parti dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısıydı. Kariyerden bir diplomat değildi. O da Amerika'ya büyükelçi olarak atandı. Murat Mercan'ın bundan önceki tek görev yeri Tokyo Büyükelçiliğiydi. İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde geldi. İngiltere'nin de korkulu rüyası bugün itibariyle gerçekleşti. %2,5 yıllık bazda. Elbette çok yüksek değil ama Avrupa'nın %2'nin henüz üzerine çıkmadığını düşündüğümüzde İngiltere'deki enflasyonun yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Fitch, Amerika'nın kredi notunu 3A olarak teyit etti. Bir ülkenin yüksek kredi notuna ulaşabilmesi için 3A notunun yanı sıra görünümün de pozitif olması gerekiyor. Fitch, Amerika'nın notunu 3A olarak teyit etti fakat görünümü henüz negatif. Amerika'nın görünümünün negatiften durağına, durağından pozitife gelmesi durumunda bir numaralı bir ekonomi durumuna gelmesi mümkün olabilir. Bu 2008 krizinden sonra Amerikan ekonomisinin kaybettiği ivmeyi gösteriyor. Eğer yeniden 3A ve pozitife geldiği takdirde bir numaralı yüksek bir ekonomi durumuna gelecektir. Fitch bu notu bu şekilde korumakla aslında şu mesajı verdi. Geçen yıldan bu yana Amerikan bütçe açığının %14,9'dan %14'e gerilediğine işaret etti. 2022 yılında da bütçe açığının %7'ye gelmesini bekliyoruz dedi. O zaman Amerika 3A notuna ve görünümde de pozitife kavuşabilecek. Son haberimiz Çin'den. Çin karbon emisyon ticaret sistemini bu ay devreye sokuyor. Karbon emisyon borsası demek lazım buna. Artık bundan sonra ülkeler ürettiklerinden ziyade ne kadar çok karbon ayak izi bıraktıklarına bağlı olarak ticaret yapabilecekler. Çok yüksek karbon ayak izi bırakan ülkeler ticarette dezavantajlı duruma gelecek. Çin başta demir, çelik, kömür olmak üzere pek çok ağır sanayini karbon ayak izini sıfıra indirgeyecek düzeye doğru getirmeye başlıyor. Evet, bugün Üzeyir Doğan'la konuşacağız. Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan'a önce bir merhaba diyoruz. Üzeyir, hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar Ali Bey. Çok teşekkürler. Şimdi enine boyuna bir Merkez Bankası konuşacağız. Yine enine boyuna enflasyon konuşacağız. Çünkü Merkez Bankası'nın elinin rahat olabilmesi için enflasyonun bir miktar aşağı doğru gitmesi lazım. Merkez Bankası Nisan ayı itibariyle enflasyonda bir yatay patika olabileceğini öngördü. Evet, aslında yatay bir patikanın içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama bugünkü politika metninde bir anlamda yaz boyunca gıda fiyatlarına bağlı olarak enflasyonda inişli çıkışlı bir seyrin olacağını da notlarının arasına aldı. Bu şu anlama geliyor: her an her şey olabilir. Yani Merkez Bankası bugün politika faizine dokunmadı ama yaz ortasında, örneğin Ağustos'ta, Eylül'de ya da Eylül sonunda gıda fiyatlarına bağlı olarak enflasyonda ciddi bir yükseliş olursa Merkez Bankası'nın tabii yapacak şeyi kalmaz. Çünkü
Şuradan biliyoruz, şu anda politika faizi %19, enflasyon %17,54. 1,5 puanlık bir fark var. Bu fark elbette bir getiri için iyi sayılabilecek bir fark. Çünkü negatif getiri sunan pek çok ülke var şu anda. Hatta negatifin altında getiri sunan ülkeler de var. Oralara bile para gidiyor ama bize ne yazık ki para çok fazla gitmiyor. Politika kararını değerlendirmeni rica ediyorum önce. Sonra başka sorularım olacak. Evet, aslına baktığımızda sürpriz bir toplantı değildi faizler açısından. Faizlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı bekleniyordu. Özellikle burada faiz indirimi için mevcut enflasyonist sürecin buna izin vermediği piyasa tarafından genel kabul gören süreçti. Faiz arttırımı tarafında da Merkez Bankası'nın önceki toplantılarda yaptığı açıklamalar ve ekonomistlerle yaptığı toplantılar baz aldığımızda yani yakın dönem için enflasyon arttırımı niyetinin olmadığını çok net bir şekilde görüyorduk bu açıklamalarda da. Bu nedenle bu toplantının pas geçilmesi olağan senaryoydu ve Merkez Bankası da beklendiği gibi bu toplantıyı pas geçti. Metin tarafında şahinleşme bekleyenler vardı ama ben burada daha önceki yorumlarda da ifade etmiştim. Bu bence yanlış bir beklentiydi çünkü metnin şahinleşmesi demek bir sonraki ay ortaya çıkacak enflasyonla beraber Merkez Bankası'ndan faiz arttırımı beklentilerin artması demek. Yani Merkez Bankası burada bir ay kazanabilirdi belki piyasa nezdinde ama gelecek ay yüksek bir enflasyonun ardından faiz arttıramazsa ya da arttırmazsa bu tüm kazanımlar daha fazla bir şekilde kaybedilebilirdi. O nedenle Merkez Bankası'nın ölçülü bir dil kullanacağını tahmin ediyorduk ve Merkez Bankası'nın da dili oldukça ölçülüydü. Burada dikkat çeken sadece bir unsur vardı, o da şu. Merkez Bankası cari açık tarafında yılın ikinci yarısında çok ciddi bir iyileşme beklentisinde. Ve bu cari açıktaki iyileşme hatta cari fazla verilebilmesi senaryosuyla beraber kurların istikrar kazanacağı, TL'nin güçlenebileceği, bunun da enflasyonu aşağı çekebileceği varsayımı var. Yani ana senaryoda kurların yükselmeyeceği, hatta aşağı yönlü hareket edeceği belki bir kısmen ve enflasyonist sürece negatif etkisi olacağı beklentisi var. Bu beklentinin karşılanmasıyla beraber de bu enflasyon patikasındaki anlamlı düşüş vurgusu vardı hep. O sunumda kullandığı ifade ve görsel. Oradaki düşüşün Eylül-Ekim'den sonra sağlanabileceği ve Eylül-Ekim'den sonra da faiz indirimlerinin başlayabileceği beklentisi var. Yani şu anda Merkez Bankası'nın bugünkü toplantı notuna baktığımızda Merkez Bankası yine hiçbir şekilde faiz arttırmasını ya da böyle bir olasılığı gündemine almıyor. Şu anda Eylül-Ekim'den sonraki enflasyonun düşüşüne odaklanılmış durumda. Cari açık burada düşecek. Bu kurda istikrar kazanacak ya da kuru düşüşüne belki katkı sağlayabilecek ve buradan gelen etkiyle beraber de yıl sonunda enflasyonu indireceğim beklentisine sahip. Ama işler tersine giderse, yani buradan tersinden kastım şu, örneğin Temmuz ayı enflasyonu çok kritik bir rakam ve evet, muhtemelen yıllık enflasyonu arttırıyor olacak. Birkaç gerekçe var. Bir tanesi işte bu kısıtlamaların kalkmış olması, elektrik, doğalgaz bu fiyatlarına yapılan zamlar ve bayram etkisi. Yani bu bayram etkisi nedeniyle hem seyahatlerin hem harcamaların ciddi artış göstermesi, bunun da fiyatlarda yukarı yönlü bir süreç getirmesi olağan gibi gözüküyor. Bunlarla beraber Temmuz ayı enflasyonunun %18'lerin üzerine, yani Merkez Bankası'nın politika faizi olan 19 rakamına yakınsaması oldukça olası gözüküyor. Artı böyle bir süreçte eğer Fed bu varlık alım programlarını azaltmayı tartışmaya başlar, bu konudaki alacağı aksiyonlar ya da tartışmalar uluslararası piyasada bir belirsizlik yaratacak ve dolara destek olacak olursa, bu da bizim taraftaki o kurun düşmesi ve buna bağlı enflasyonun düşmesi beklentisini de tersine çevirebilir. Yani içeride enflasyonun genel trendi, dışarıda da dolar TL'nin kuru bizim açımızdan çok kritik. Yani Merkez Bankası'nın ana senaryosunu revize ettirebilecek riskler taşıyor bana kalırsa. Bunların olmaması durumunda bile ben genel talep koşullarını da göz önünde bulundurduğumuzda enflasyonun yıl sonu itibariyle çok ciddi bir düşüş yaşayacağı kanaatinde değilim. Bu nedenle de biz açıkçası yıl sonuna kadar Merkez Bankası'nın bu daha önce 300 puan 400 puanlar civarına kadar çıkmıştı ama 50 bas puan civarında maksimum belki biraz daha üzeri 75-100 bas puan civarında bir faiz indirimi yapabileceğini düşünüyoruz her şey yolunda giderse. Evet, şimdi biraz önce değindin, aslında onun üzerinden gidelim. Merkez Bankası bir cari açıkta iyileşme öngörüyor.
Cari açıkta iyileşmeyi öngörmesinin en temel sebeplerinden bir tanesi turizm gelirlerinin çok hızla artacak olması. Bunu görüyoruz. Şu anda güney sahillerinden İzmir'e kadar yani Alanya'dan Çeşme'ye kadar olan hat üzerinde neredeyse Eylül ayının sonuna kadar hiçbir otelde tek bir boş yatak kalmamış durumda, rezerve edilmiş durumda. Ekim ayına da uzayabileceğini tahmin ediyoruz bu sezonun. Havalar böyle devam ederse yani eğer olağanüstü bir soğuk hava dalgası gelmezse Ekim ayında da Türkiye turizmi biraz daha uzayarak devam edecek gibi gözüküyor. Bu bizim açımızdan tabii öngörülerin çok üzerinde bir turizm geliri elde etmemize yol açacak. Bu bir. İkincisi altın ithalatı giderek azalıyor. Oradan dolayı da bir kazanımımız var. Ama Merkez Bankası'nın topyekün cari açıkta iyileşme iyimserlik planına katılamıyoruz bir yerden. O nereden kendini gösteriyor? O da petrol fiyatları. Petrol şu anda 75-76 dolarlar seviyesinin üzerinde. Yıl sonuna doğru 80'in üzerine çıkacağını öngörenler var. O zaten kaçınılmaz. Hatta 100 dolar tahmini yapan bazı otoriteler var ama onlar da biraz aşırı ya da uç örnekler olarak kabul edilebilir. Bizim anladığımız kadarıyla 75 doların üzerinde bir petrol faturamız olacak. Bu 75 doların üzerindeki petrol faturası da gerçekten cari açığımızın çok fazla azalmasına yardımcı olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani turizm gelirlerinin artması, altın ithalatının azalması bir tarafta ama petrol çok büyük bir ağırlık oluşturuyor. Yani kantarın iki tarafını tarttığımız zaman petrol çok ağır çekiyor diye düşünüyorum. Ne dersin? Yani elbette etkisi var. Türkiye'nin ana cari açık boyutu zaten enerji ithalatı kadar. Burada da petrol fiyatları elbette önemli bir etken. Ama ben de açıkçası bu turizm gelirlerinin tahmin edilen senaryoda çünkü turizm gelirlerinin bu denli artabileceği beklentisi yoktu. Ve yıl sonu itibariyle piyasada yaklaşık 29 milyar dolarlık bir cari açık oluşabileceği beklentisi vardı. Bence turizm gelirlerindeki artış bu beklentileri aşağı yönlü revize etti. Yani belki 20 milyar doların hatta belki çok daha altında rakamların görüldüğünü göreceğiz. Yani bu açıdan bu tarafın katkısı büyük olacak. Burada risk teşkil edecek unsur yine bir herhangi bir ülkeden kısıtlama gelmesi, işte Türkiye turizm akışını engelleyecek acil bir kapanma süreci vesaire gündeme gelmesi olur. Şu aşamada da en azından bu olasılık biraz daha düşük gibi gözüküyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi Temmuz'un ardından Ağustos-Eylül ayları da bu kapanma ihtimallerinin oldukça düşük olduğu bir dönem olarak değerlendiriliyor. Aşılama hızını da göz önünde bulundurduğumuzda eğer Kurban Bayramı sonrasında kazasız belasız atlatabilirsek bir süre bunun rahatlamasını yaşayacağız gibi bir izlenim söz konusu. Ama söz konusu virüsün nasıl evrileceği ortaya ne çıkacağını da gerçekten tahmin etmek zor. Yani bu nedenle mevcut şartlar dahilinde bizim turizm gelirlerimizde ciddi artış, bizim vatandaşlarımızın turizm giderlerinde yani yurt dışı seyahatlerinde de ciddi azalış olası gözüküyor. Bu da buradaki dengeyi Türkiye lehine çevirecekmiş gibi bir izlenim var. Ama diğer taraftan ilerleyen dönemde şuna da dikkat etmek lazım. Kapasite kullanımlarında ciddi oranda artışlar var. Türkiye'nin makine teçhizat yatırımında son yıllarda ciddi bir birikme söz konusuydu. Eğer ekonomik şekilde ivmelenmeye devam edecek olursa bu sefer de makine teçhizat, aramalı vesaire ithalatı tekrar ivme kazanabilir. Bu da belki cari açıktaki iyileşmeyi belki bir miktar frenleyebilir ama ben genel itibariyle dediğim gibi turizmin beklentilerin ötesine geçmiş olması nedeniyle piyasa beklentilerinin de daha altında rakamların oluşabileceği kanaatindeyim. Ama sadece buna bağlayarak, bel bağlayarak bir faiz indirimi senaryosunun da çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Evet. Peki kredi hacmi konusunda neler söyleyebilirsin? Yani kredi hacminin artması iç talebi çok canlı hale getirecektir. Kredi talebinden kastım daha çok gayrimenkul konut sektörüyle ilgili kredilerden bahsediyorum. Elbette otomobil kredisi, beyaz eşya kredisi, ihtiyaç kredisi yani evlilik, nişan, düğün ve benzeri amaçlarla alınan krediler de bunlara dahil ama onlar çok büyük bir oran tutmuyor, yekün tutmuyor. Asıl ağırlıklı bölümünü konut kredileri oluşturuyor. Orada nasıl bir tablo görüyorsun? Yani çok canlı bir kredi hacmi olacak mıdır? Zannetmiyorum. Yani bu faiz oranlarıyla uzun vadeli kredi çekmek çok akıl kârı değil. Evet konut fiyatlarında bir artış var ama diğer taraftan mevcut faiz oranlarıyla 5 yıl, 10 yıl, 15 yıllık kredi kullanmak çok cazip gelmiyor insanlara. Bu nedenle ben konut tarafının
biraz daha sönük geçeceği kanaatindeyim. Kaldı ki genel segmente baktığımızda da özellikle sıfır ev satışları tarafında ciddi düşüşler vardı. Yeni projeler tarafında da aslında sadece basına yansıyan reklamlardan bile anlaşılabilir. Yeni projelere başlama durumu da oldukça düşük kaldı. Yani yaz dönemi geçtikten sonra sonbahar kış ayları zaten biraz daha sönük geçecektir. Bu yaz aylarında belki bir miktar kıpırdanma olabilir. Özellikle bitmiş projelerde yabancı alımları, gurbetçilerin alımları ve vatandaşların ev değiştirmeleri, işte evlenenler, ev ayıranlar ya da yeni ev alıp evini değiştirecek olanlar ikinci el tarafında bir hareketlilik getirebilir. Ama totalde baktığımızda ben konut sektörünün zayıf kalacağı kanaatindeyim bu faiz oranlarıyla. Benzer durum belki otolar için de geçerli ama otolar tarafında firmaların yaptığı işte sıfır faiz ya da düşük faizli kredi kampanyaları vesaire talebi ciddi manada destekler nitelikte hali. O açıdan orası biraz daha belki az etkilenebilir ama konut tarafında ben özellikle sıfır konutlar tarafında zayıf performansın devam edeceği kanaatindeyim. Bunun da hem inşaat şirketleri yani gayrimenkul yatırım ortaklıkları başta olmak üzere çimento sektörü vesaire gibi sektörler üzerinde de olumsuz etki bırakacağını düşünüyorum bir süre daha. Evet. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın 10 gündür devam ettirdiği bir takım roadshow'ları var, öyle demek lazım. Çünkü dünyanın pek çok önde gelen ülkesinin iş insanlarıyla bir araya geliyor çevrimiçi toplantılarda. İlkini Amerikalılarla yaptı. Amerikalı iş insanlarıyla bir araya geldi. Evet, Amerika ile çok işimiz var. Dolayısıyla onlarla bu tür toplantıların sıkça yapılması lazım. Sonra Almanya ile yaptılar hafta başında. Bugün de Çin ile yaptılar. Mesela Çin ile yapılan toplantıda ben Türkiye'nin nasıl bir fayda elde edeceğini çok fazla anlayabilmiş değilim. Neden? Şu bakımdan Çin işte aylık ortalama olarak 2 milyar doların üzerinde bir ithalatımız var ve ihracatımız da işte 100-150 milyon dolar civarında. Yani Çin'le kapatılamaz bir dış ticaret dengesine sahibiz. Hiçbir zaman kapatamayacağımız bir dengeden bahsediyoruz. Bu bakımdan oradaki yani Çinli firmalara ne tavsiye edilebilir ya da ne tavsiye etmeli ki bu ilişki bizim de lehimize bir sürece dönüşsün. Çin'in biliyorsun Türkiye'de çok büyük yatırımları var. İşte 3. köprünün sahipleri aynı zamanda. Yani o bir satın alma operasyonuyla. ICBC Bank var. Çin'in en büyük bankası. Türkiye'de güçlü bir bankacılık sistemi oyuncusu olarak yer almış durumda. Xiaomi var. Cep telefonu markası. Huawei var. Cep telefonu markası. Ama bunların hepsi Türkiye'de yatırımdan ziyade Türkiye'de tüketimi artırıcı faktörler olarak görülüyor. Yani Türkiye'de üretime geçme aşamasında olan Xiaomi'nin bazı üretim planları olduğunu biliyoruz. Ama Huawei'in sadece bir data center olarak kullandığını biliyoruz. Yani software için burada birkaç kişi istihdam ettiğini biliyoruz. Mesela Çin'den nasıl bir beklenti içinde olabiliriz biz ya da Çin'den ne bekliyor olabiliriz sana göre? Doğrudan yatırımlarını arttırması yani şu an oradan beklenebilecek en doğru şey o. Çünkü genel itibariyle bu ihracat ithalat dengesini sadece mal alış satışlarıyla kapatabilmemiz mümkün değil. Muhtemelen talep edilen oradan bizim yetkililerimiz tarafından da burada üretimi doğrudan yatırımın arttırılması muhtemelen yatırım ortamının iyileştirilmesi vesaire şeklinde görüşler iletilmiştir onlara. Aslında sizin de bahsettiğiniz yatırımlar, örneğin Netaş'ın Türkiye'deki ortağı vesaire. Aslında Çin'in bölgede yatırımları var. Sadece bize değil aslında Çin birçok coğrafyada çok etkin yatırımları olan ülkelerden bir tanesi. Özellikle Afrika tarafına baktığımızda havalimanları, limanlar vesaire çok büyük alanların işleticisi aynı zamanda. Bu tarafa da belli çerçevelerde dediğim gibi doğrudan yatırım arttırarak buradan belki yakın coğrafya Avrupa pazarına vesaire girişin Çinliler için de avantaj olabileceği, Türkiye için de avantaj olabileceği vurgusu olabilir. Zira eğer Çinliler getirip ülkemizde yatırım yapacak olursa ve bunu sadece iç pazara satacak olursak bunun yine çok bir anlamı olmayacaktır. O nedenle onlara buradan Avrupa'ya bir kapı açma vaadi belki sunulmuş olabilir bu tarafta. Onlar için de bu belki bir avantaj sağlayabilir. Evet, yani dediğin gibi elbette sürecin ya da müşavirenin hiçbir zararı yok ama öncelikler sıralamasında belki Çin'in daha arkalarda olma. Örneğin İtalyanlarla, Fransızlarla, Hollandalılarla
daha yakın ilişkiler kurmamız gereken bir dönemdeyiz. Yani Çin belki sonlara atılarak bu sürece dahil edilebilirdi diye düşünüyorum. Tabii elbette devletin bizden farklı bildiği bilgiler olabilir ya da bazı ajandası olabilir. O ajandaya göre hareket etmiş olabilir diye düşünüyorum. Şimdi Jerome Powell'a geleceğiz. Varlık alımlarının azaltılması için tartışmaya başlıyoruz dedi bugün itibariyle. Bunu biliyoruz. Ajandada vardı zaten. Amerikan Merkez Bankası bu ay itibariyle, Temmuz ayı itibariyle varlık alım programını masaya yatırdı ve müzakere etmeye başladı. Eylül ayında da varlık alım programının takvimi aşağı yukarı belli olacak. Sonra da 2022 sonunda, 2023 başında faiz artırımı ile ilgili sürece iştirak edecekler. Bugün itibariyle Amerikan ekonomisinin, yani Jerome Powell'a bakarak söylüyorum, henüz varlık alım programının azaltılmasıyla ilgili bir duruma gelmediğini söylüyor. Yani bu noktada olmadığını söylüyor. Demek ki bunun için epey bir zaman var. Yani şu anda müzakere edilmeye başlandıysa, varlık alım programının sonlandırılması ya da varlık alım programının azaltılması süreci herhalde bir 6-7 ay kadar alabilir diye düşünüyorum. Çünkü bugünkü durum itibariyle bunun müsait olmadığını zaten kendisi söylüyor. Aslında şu ana kadar yapılan açıklamalar hep böyle piyasanın kulağına kar suyu kaçırmak modundaydı. Sürekli olarak bunu tartışıyoruz, tartıştık, tartışmaya başlıyoruz, konuşmaya başlıyoruz gibi garip ifadeler kullanıldı ama artık bu konu tartışılıyor ve konuşuluyor. Yani bunun kaçarı kalmadı ki enflasyon rakamlarında da gördük. Bugün üretici enflasyon rakamları açıklandı. Tabii. Sadece bir aylık üretici enflasyondaki artış %1. Yani geçmişte yıllık enflasyon olarak gördüğümüz rakamlar bunlar gelişmiş ekonomilerdi. Yani bu nedenle burası artık çok fazla su kaldıracak hal almadı. Yani önümüzdeki dönemde mutlaka bu varlık alım programlarının azaltılması ve başka aksiyonların da devreye alması söz konusu olacak. Bu fazla piyasadaki varlıkların sterilize edilmesi, faizlerin artması gibi senaryolar gündeme gelecek. Ama hani derler ya, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer diye. 2013 evet. yılında dönemin Fed Başkanı Bernanke'nin bir anda çıkıp yıl sonu itibariyle varlık alım programlarını azaltabiliriz, o tapering sürecini başlatabiliriz ifadesiyle beraber piyasalar tam anlamıyla tarumar olmuştu. Şu an Fed o kadar ürkek ve korkak ki aslında piyasa 2 gün 3 gün üst üste bozsa yani biz bunu almak kısıtmaktan vazgeçtik. Hiç öyle bir niyetimiz yok. Rahat olun. Hatta gerekirse yeni gevşemeler de yapabiliriz gibi mesaj verebilecek kıvama gelmiş durumda. Aslında bu piyasalar açısından da bu ahlaki çöküntüyü işaret ediyor. Yani ne zaman bir şey olsa Fed bizi kurtarır, merkez bankaları bizi kurtarır algısı o kadar kuvvetlenmiş durumda ki ve merkez bankaları da aman piyasa bozulmasın, sebebi ben olmayayım korkusuyla o kadar ürkek davranıyorlar ki bu süreci başlatsalar bile hızlı devam ettirmeleri çok mümkün olmayacak. Ama ben şahsi kanaatim dediğim gibi piyasalar bir hazırlama dönemi. Bu 3 ay olur, 5 ay olur ama bu yılın sonu ama gelecek yılın başı bu varlık alım programlarının azaltılması gerektiği kanaatindeyim. Şu anki süreçle Fed'in enflasyon hedeflerine bu enflasyonun tekrar geri gelme ihtimali maalesef oldukça uzaklaşıyor. Yani kriz etkileri de ortadan kalkıp ekonomi bir kez ivmelenmeye başladıktan sonra onun önünü kesebilmek, enflasyonu düşürmek çok daha zor olabilir. Bu sefer geç kalmanın faturası çok çok daha ağır olabilir. Ben bir taraftan bu endişeyi taşıyıp bir taraftan da aman piyasalar bozulmasın ve sorumlusu biz olmayalım endişesi taşıdıkları kanaatindeyim. Aşırı derecede piyasa bağımlısı haline geldiklerini düşünüyorum. Bu da aslında Merkez Bankası'nın politika etkinliğini de azaltan, karar almasını da zorlaştıran bir hal aldı. Ama tüm bunlara rağmen dediğim gibi ben piyasayı alıştıra ama sonrasında çok çok yavaş bir ivmeyle bu varlık alım programlarının azaltılmaya bu yıl sonu ya da gelecek yıl başı itibariyle başlanacağı kanaatindeyim. Peki, şimdi arkadaşlarımız Amerika'nın yeni potansiyel ya da aday büyükelçisi Jeffrey Flake'in görüntüsünü getirecekler. Onun eşliğinde konuşacağız. Amerika bugüne kadarki tarzını biraz değiştiriyor. Türkiye biliyorsun işte Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nın korunmasını ya da işletilmesini talep etti. Amerikalılar bunu bize verdikleri takdirde Amerika ile farklı bir yürüme biçimimiz olacak diye düşünüyoruz. Şimdi büyükelçi atamasında biraz böyle soru sormaya muhtaç ve şifreleri çözmeye muhtaç bir döneme giriyoruz.
David Satterfield, işte en son Donald Trump döneminde atanan büyükelçiydi. Şimdi o büyükelçinin görev süresi bitiyor. Uzatabilirdi, uzatmıyor. Yerine de kariyerden olmayan bir diplomat geliyor, bir büyükelçi geliyor. Jeffrey Flake, bir yani kariyerden olmayan diplomat ne demek? Dışişlerinin kapısından neredeyse hiç geçmemiş birini atıyor buraya. Bir senatör, üstelik de bir cumhuriyetçi senatör ama bu cumhuriyetçi senatörün bir özelliği var. Trump'a karşı, yani Trump'la iyi geçinemeyen bir cumhuriyetçiyi kendi hanesine çekerek Türkiye'ye gönderiyor. Amerika bugüne kadar Türkiye'ye gönderdiği diplomatlarda genellikle birkaç şeye dikkat ederdi. Bir tanesi, daha önceki dönemde, örneğin ikinci katip, müsteşar ya da müsteşar yardımcısı seviyelerinde Türkiye'de görev yapmış birini atarlardı genellikle. Ya da iyi Türkçe bilen ve Amerikan dışişlerinde iyi yetişmiş birini atarlardı. Şimdi bu büyükelçide bu özelliklerin hiçbiri yok. Türkiye'yi tanımıyor. Muhtemelen Türkçe bilmiyor, emin değilim ondan ama bir bakmamız lazım. Bir de kariyerden değil. Bu biraz da Türkiye'ye dönük bir karşılıklı bir misilleme, yani mukabeleyi bir misil dediğimiz işlemi gerçekleştiriyor. Çünkü biz de Amerika'ya kariyerden olmayan bir diplomatı atadık. O da kimdi? Murat Mercan. Murat Mercan da AK Parti dış ilişkiler sorumlusuydu. İlk görevi Tokyo Büyükelçiliği'ydi. Orada çok uzun süre kalmadı. Şimdi Amerika'ya atandı. Şimdi galiba siz öyle atıyorsunuz, o zaman biz de böyle atıyoruz gibi. Böylesi bir yaklaşım içinde mi değil mi bilmiyorum. Ama soru şu, yeni dönemde Amerika ile ilişkilerimizin iyileşebileceği gibi bir kanaate sahip misiniz? Bu atama çerçevesinde baktığımızda işin içine Kabil'i de katarak soruyorum. Yani açıkçası bu hani çok uzmanlık alanı değil ama ben şunu söyleyeyim. Yani devletler nezdinde baktığımızda ilişkiler hep çok katmanlı deniyor. Bir yerden iyi, bir yerden kötü olabiliyoruz ama ben halen şu aşamada Amerika'nın yeni yönetiminin Biden'ın Türkiye'yi tartma sürecinde olduğu kanaatindeyim. Yani ne alabiliriz, ne verebiliriz? Biraz bunun hesabı kitabı yapılıyor gibi geliyor. Ne ilişkileri tam anlamıyla kopartmak ne de tam anlamıyla rayına oturtabilme durumu var. Ama şu aşamada ben bu sürecin biraz uzayabileceği kanaatindeyim. Yani ilk göreve geldiği andaki o esip gürlemelerinin yağmura dönüşmediğini gördük çok şükür. Biraz daha devlet aklı burada hakim geldi ve biraz daha soğukkanlı bir süreç yürütülüyor. Bu bizim açımızdan pozitif taraf. Ama sonunda ne çıkar? Bu tabloyu yorumlamak elbette bizim için zor. Tahmin etmek zor daha doğrusu. Ortaya çıkan yorumlamak, piyasalar açısından etkisini tartıp biçmek bizim açımızdan daha kolay ama bu tartıp biçme dönemi sonunda nasıl bir politika şekillenir gerçekten onu tahmin zor. Ben açıkçası Büyükelçiden ziyade Biden'ın ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye yönelik yapabileceği açıklamaları, olası bir Türkiye ziyaretini takip etmenin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Eğer böyle bir ziyaret söz konusu olursa bu Türkiye ile Amerika arasındaki buzların erimesi ve bazı konularda uzlaşı sağlandığı olarak algılanabilir. Yani Türkiye açısından en büyük haber örneğin Biden'ın ilerleyen tarihte ki böyle bir şey bu NATO zirvesi öncesinde gündeme gelmişti. Orta Doğu ziyaret sürecinde Türkiye'yi önceliklendireceği gibi bir ifade vardı. Eğer böyle bir ihtimal ortaya çıkacak olursa bu oldukça pozitif olabilir. Ama bakıyoruz yani geçtiğimiz dönemde yanlış hatırlamıyorsam Dışişleri Bakanı gelmişti. Yani öyle tesadüfen uğramış geçmiş gibi bir izlenim oluşmuştu. Bu tarz bir ziyaret değil buradaki kastım. Daha kapsamlı bir ziyaret. Cumhurbaşkanı ile görüşmeler ve devamında belki ortaya çıkacak belki bazı çalışma haritaları. Bunlar daha önemli olacaktır diye düşünüyorum Büyükelçiden ziyade. Evet, Türkiye'ye gelen Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'dı. O mesela geldi ve yani Dışişleri Bakanı temsilen geldi ve çok yetkin bir diplomat bu arada onu söyleyelim. Yani diplomasinin bütün kademelerinden geçmiş birisi. Ama geldiğinde Türkiye'de bir maskesi vardı. Maskesinde İstanbul Sözleşmesi yazıyordu. Yani İstanbul Sözleşmesi'ne evet ki biz sözleşmeyi kaldırmıştık yani sözleşmeden çekilmiştik. Dolayısıyla o dönemde Türkiye'nin iç politikasına dönük de mesajlar vermekten çekinmeyen bir diplomattan bahsediyoruz. Şimdi bu yeni diplomatın atanması bana bir anlamda olumlu, bir anlamda olumsuz geliyor. Olumlu yanı şu, Joe Biden özel bir misyonla donatıp git bu Türkiye ile olan ilişkileri düzelt diye gönderiyor olabilir. Ya da
Türkiye'yle şimdilik böylesi bir büyükelçiyle idare edelim. Yani geçiş dönemi, ileride iyi bir büyükelçiyi atarız nasıl olsa diye düşünüyor olabilir. Muhakkaten atanmış bir büyükelçi olabilir. Çünkü koskoca Amerikan diplomasisi içinde Türkiye'de uzun yıllar görev yapmış çok sayıda yetkin diplomat adayı, büyükelçi adayı varken böyle birini seçmiş olması bana biraz böyle hafif çiğ bir koku olduğu izlenimi veriyor ya da çiğ bir tat olduğu izlenimi veriyor. Bakalım göreceğiz hep birlikte. Yani bir peşin hükümle hareket etmiyoruz ya da peşin hükümle konuşmuyoruz ama çok normal bir atama değil bana göre. Şimdi kalan zamanımızı biraz Borsa İstanbul'a. Peki bir 2-3 dakika kadar bir Borsa İstanbul ve kur değerlendirmesi isteyeceğim. Ondan sonra bitirebiliriz. Borsa İstanbul'da 1360 puanın üzerindeyiz şu anda. Yükseliş eğilimi devam ediyor ama tabii çok hızlı değil, bunu biliyoruz. Kurda da 8.59'u geride bıraktık. 8.60 bandına şu anda oturmuş durumda. Nasıl bir seyir görüyorsun? Yarın tatil, yarından sonrası için elbette. Evet, bugün piyasada bir tepki vardı. Önceki iki günde ciddi satış vardı Borsa İstanbul'da. Bugün bir alım geldi. Bu alım da ağırlıklı olarak bu takas avantajının etkili olduğu kanaatindeyiz. Önceki iki gündeki satışta da bunun tersi söz konusuydu. Çünkü önceki iki günde hissesini satmayan, daha doğrusu kredili pozisyon almış ve kredisini taşımak, pozisyon taşımak isteyenler eğer dün ve önceki gün satış yapmamış olsalardı bu pozisyonlar için 10-12 günlük faiz ödeyeceklerdi kredili kısım için. Bunu ödememek için birçok kurumun ya da kişinin portföylerindeki kredili kısımları sattığını düşünüyoruz. Ve likiditenin de çok düşük olması nedeniyle bu satışlar piyasada kartop etkisi yarattı ve iki gün üst üste sert düştük. Bugünse tersi bir avantaj vardı. Bugün alanlar parasına hem alım yaptığı paraya 10-12 günlük nemayı almaya devam edecekler. Hem de parayı işte bu şeyden sonra ödemiş olacaklar. Kredi faizi vesaire ödememiş olacaklar. Bayramdan sonra ödeyecekler. Bu nedenle de bir takas avantajı söz konusuydu. Bugün de o avantajı kullanmak isteyenler tekrar pozisyonlarını yerine koydu ya da alım gerçekleştirdi. Bu nedenle bir tepki hareketi gördük. Bugünkü tepkiye çok aldanmamak lazım. Bu nedenle dediğim gibi geçici de bir tepki olabilir. Yarın tatiliz ve Cuma günü ardından Pazartesi günü yarım günlük bir seans ve sonrasında da bayram tatiline giriyor olacağız. Yani bu bayram tatili sürecinde risk iştahı bu 1,5 günlük işlem sürecinde çok yoğun olmayabilir. Ben biraz daha hem işlem hacminin düşük kalmaya hem de hareketlerin sınırlı kalmaya devam edebileceği kanaatindeyim. Yurt dışına baktığımızda da orada da çok önemli bir değişim olmuyor aslında son günlerde. Orada da ciddi bir sıkışma var. Bugünkü yüksek enflasyona rağmen Amerika endekslerinde çok yükseliş görmedik. Düşüş görmedik. Bu belki olumlu taraf ama genel itibariyle ben oranın da yönsüz seyrinin bir süre devam edebileceği kanaatindeyim. Bu da aslında bize çok parlak bir projeksiyon sunmuyor yakın dönem için en azından. Peki Üzeyir, çok teşekkürler böylece. Ben teşekkür ederim. Şimdi reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra genç yönetici ve girişimcileri bünyesinde toplayan bir network ağından bahsediyoruz ki bu network ağı hafife alınacak bir ağ değil. Prens Albert'tan eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'a kadar pek çok kimsenin içinden geldiği bir network ağından bahsediyoruz. ...18 ile 40 yaş arasındaysanız, girişimciyseniz, iş insanıysanız ya da bir startup şirketiniz varsa ya da ileride bir startup şirketi kurmak istiyorsanız, kendinizi bir network'ün, bir ağın içinde görmek istiyorsanız böyle bir fırsatı sunacağız. Şimdi onunla ilgili bir yayın gerçekleştireceğiz. Bir network ağı var dünyada Birleşmiş Milletler'in çatısı altında. Bu çatıda 18-40 yaş kuşağındaki iş insanları bir araya geliyor, birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Bugüne kadar bu ağın içinden Prens Albert, Jacques Chirac gibi önemli isimler geçti. Hatta Kofi Annan gibi isimlerin de geçtiğini biliyoruz. Eğer bu ağa dahil olmak istiyorsanız şimdi bizi dikkatle dinleyiniz. Çünkü JCI İstanbul 2021 Başkanı, Dernek Başkanı Tolga Kayasu şu anda Skype hattımıza. Tolga Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi 40 yaş altı
Değil mi? 18-40 yaş. Zaten 18'den önce herhalde bir insanın herhangi bir şekilde girişimci olmasına imkan yok. Hem biraz network'ü anlatmanızı rica ediyorum. Nasıl bir ağsınız? İşte Türkiye'de ne gibi faaliyetler yürütüyorsunuz? Gençlere ne gibi çağrılarınız var? Bu ağa dahil olmak için neler yapılması gerekiyor? Gerekli koşullar nelerdir gibi. 10 dakika vaktimiz var. Buyurunuz, dinliyoruz sizi. Süper. Aslında şu düzeltmeyle başlamak istiyorum. Nacizane bir network ağından ziyade bir sivil toplum kuruluşuyuz. Evet. Birleşmiş Milletler'in kurduğu 115 yıllık bir kültüre sahip ve 128 ülkede faaliyet eden bulunan bir dernektir. Sizlerin de dediğiniz gibi birçok dünya lideri, burada birçok Amerika eski başkanından Monaco Prensi'ne, Danimarka eski başbakanına kadar birçok üyemizin bulunan bir global organizasyonuz. Birleşmiş Milletler'in desteklediği, hatta Birleşmiş Milletler'in logosunu kullanabilen nadir kuruluşlardandır. Ve bunun da yanında Birleşmiş Milletler'de kürsüsü olan bir kuruluştur. Yani devletlerden sonra söz sahibi olan ve politika yapabilen bir kuruluştur. Evet. JCI. Junior Champion International kısaltılmışı olan JCI, ülkemizde genç liderler ve girişimciler derneği olarak çevrilmiştir. Bir ülke organizasyonumuz vardır ve de ülke organizasyonunun altında çeşitli şubeler vardır. İstanbul Şubesi en köklü şubelerden 92 yılında kurulmuş bir şubesidir. Dünyada Türkiye gibi birçok ülkede yapılanması vardır. Peki nedir, neler yapıyoruz? Birçok ülkede 4 fırsat alanımız altında çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz ve bunlar da en önemlisi aslında iş dünyası ve girişimci adı altında yaptığımız fırsatlar. Burada birçok gencin nasıl girişimci olabilir, ülkemize nasıl katkı sağlayabilir, dünya ekonomisi nasıl katkı sağlayabilir, bunun çalışmalarını hayata geçiriyoruz. Birçok ülkede direkt ticaret odası olarak geçmekteyiz. Ülkemizde dernek olarak geçse de Japonya gibi özellikle Asya ülkelerinde ticaret odası olarak geçmekteyiz. JCI İstanbul'un da bağlı olduğu JCI Türkiye ise Türkiye'de DEİ'nin kurucu üyesidir. Dış ticarette özellikle birçok faaliyet yürütüyoruz ve bizlerin de uluslararası bir kuruluş olmasının avantajıyla ticaretimizi nasıl uluslararası olarak geliştirebiliriz, bunlara bakıyoruz. Aslında bizlerin üye olarak ekstra bir sadece oy kullanma hakkımız var. Birçok kişi bizlerin faaliyetlerinden yararlanabiliyor. Biz network olarak değil bir sivil toplum kuruluşu olduğumuzdan dolayı herkese aslında kapımız açık. Burada birçok orta ve üst düzey yönetici üyemiz de var. Kendi şirketlerini kurmuş kişiler de var, startuplar da var, unicornlarımız da var. Peki neler yapıyoruz? Mesela JCI İstanbul, GGH dediğimiz Global Girişimcilik Haftası'nı Türkiye'ye getiren 3 kurumdan birisidir. Hala da GGH'ın icra kurulu üyesiyizdir. Her sene Kasım'ın ikinci haftasında birçok yerde girişimciliği nasıl yaygınlaştırabiliriz, nasıl inovasyonu arttırabiliriz, nasıl yeni iş fikirleri ortaya koyabiliriz, bunların çalışmalarını yapıyoruz. Bunun yanında ticaret köprüsü faaliyetlerimizle Türkiye dışında da Türk girişimcisi nerelerde faaliyet gösterebilir, nerelerde girişimlerini arttırabilir ve ülke bayrağımızı dalgalandırabilir, bunlar için çalışıyoruz. Burada birçok yeni fırsat olan ülkelerle çalışıyoruz. Örneğin en son Peru ülkesiyle bir çalışma yaptık. Karadağ ve benzer Balkan ülkelerde birçok çalışma yapıyoruz. Burada özellikle genç Türk girişimcilerin nerelerde bir fırsat gördüğünü, bu fırsatları nasıl kullanabilecekleri ve kendi yetkinliklerini nasıl öne çıkarabileceklerine dair çalışmalar yapıyoruz. Bunun dışında Networkist etkinliklerimizle beraber içindeki network'ü nasıl hayata geçirebilir, nasıl iş ağ bağlantılarını arttırabilir ve diğer ülkeler ya da ülkemizdeki kontaklarını, iş ilişkilerini nasıl geliştirebilir? Bu sadece bir girişimci için düşünmeyin. Yöneticiyseniz bir şirkette de nasıl iş bağlantınızı arttırabilirsiniz? Bunun için çalışıyoruz. Bir de bunun yanında birçok üniversiteyle birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Onlar da girişimcilik dersleri veriyoruz, markalı dersler adı altında. Ve bu girişimcilik tohumunu daha da gençlere aşılamak istiyoruz. 18 yaşın altına da biz iniyoruz. Yeri geldiğinde liselere ders veriyoruz ki hep şunu diyoruz. Ülkemizin ekonomik kalkınması aslında girişimcilikten geçiyor. Ve ne kadar erken yaşta kişilere girişimcilik, ekonomik bağımsızlık ve üretkenliği aşılar isek o kadar çok ülke bayrağımız dalgalanmaya ve ekonomimiz gelişmeye devam edecek çalışmalarını hayata geçiriyoruz. Evet. Şimdi peki 18 yaşından daha küçüklerin bir uyum kursu çerçevesinde ya da intibak kursu çerçevesinde sisteme ya da dernek çatısı altına dahil edilmesi söz konusu olabilir mi? Böyle bir şeyiniz var mı? Aslında şöyle 18-40 yaş tanımını bizlerde Birleşmiş Milletler koydu. Çünkü genç tanımı 18-40 yaş arası olarak geçiyor. Şu anda da hatta genel kurullarda 45'i 50'ye çekebilir miyiz tartışmaları oluyor.
Bizler tabii ki 18-40 yaş arası tüzüğümüzde ve resmi kuruluşlarda geçtiğinden dolayı bu yaş aralığında üye, resmi üye olarak kabul ediyoruz. Altında ya da üstündeki destek olmak, gönüllü olmak, bizlerle faaliyetlerini geçmek isteyen herkese kapılarımız açık. 18 yaş altına da zaten birçok lisede girişimcilik dersi vererek üye, gönüllü olmalarını sağlıyoruz ve çalışmalar yapmalarını kez aynı sağlıyoruz. 40 yaş üstündeki kişilere de eğer JCI içerisinde uzun yıllar hizmet ettiyse senatör ünvanıyla, kendilerine onursal üye sıfatıyla üye olmalarını devam ettiriyoruz. Kez aynı resmi üye değil. Bunun yanında ise faaliyetlerimize katılarak gönüllü çalışmalara yer alınabiliyor. Sadece oy kullanamıyorlar ve çeşitli icra faaliyetlerinde yer alamıyorlar. Onun dışında bütün etkinliklerimize gerek üye olanlar gerek üye olmayan birçok kişi katılabiliyor. Peki hangi ülkeler arasında daha çok işbirliği var? Mesela yani dernek çatısı altında, uluslararası alanda hangi biz mesela Türkler daha çok kimlerle çok yakın çalışmayı istiyoruz, seviyoruz? Ya da bir İspanyol kimlerle daha yakın? Elbette İspanyolca konuşanları muhtemelen tercih ediyorlardır ama yine de orada dil dışı bazı faktörler de devreye giriyor olabilir diye soruyorum. Tabii ki. Aslında JCI'nin en güzel yanı budur. Bir uluslararası kuruluşuz ve fırsat alanlarımızdan biri de uluslararası ilişkilerimizdir. Burada Türkiye özelliğine baktığımızda yakın coğrafyalar tabii ki ilişkilerimizin geliştiği, özellikle Balkan coğrafyaları ve Avrupa kıtası. Bunun dışında da ülkemizin bağlı olduğu bir yönetim de var. O da Avrupa kıtası. Bundan dolayı Avrupa ve Balkanlarla ilişkilerimiz çok iyidir. Ama bunun yanında da JCI şubeleri ya da üyelerini kendileri alana yaptığı çeşitli anlaşmalar var. Bunlara TWINIC diyoruz. TWINIC çatısı altında da birçok çalışma hayata geçirebiliyorlar. Örneğin Balkan Network'ünüz var. Balkan ülkeleriyle ekstra bir çalışma yapıyoruz. Port and Bridge Network'ünüz var. Nehri ve limanı olan şehirlerle bir aktivite yapıyoruz. Gibi gibi içeride TWINIC artımız birçok projemiz var. Bizlerin ise JCI Global'de oldukça güçlü bir noktadayız. Çünkü genç nüfuzumuzdan dolayı birçok üyemiz var. Üyemiz arttığından dolayı da söz sahibi olmamız ve bu içerideki dinamiği kullanmamızdan dolayı dünyada da oldukça iyi bir yerdeyiz. Hatta birkaç sene önce de bir dünya başkanı çıkardık. Bizler bu arada dünya başkanımızdan şube başkanımıza, şubedeki herhangi bir gönüllüye kadar her türlü görev bir seneliktir. İçeride herkes gönüllüdür. Kimse buradan bir ticari gelir elde etmez. Ve bir sonraki sene herkesin görevi değişir. Buna dünya başkanı dahildir. Bir Türk'ün dünya başkanı olması bizler için inanılmaz bir fırsattı. Bizler evet ekonomiyi geliştiriyoruz çünkü diyoruz ki bireyler ekonomik gelişmişliğini sağladıktan sonra toplumların da ekonomisinin gelişmesi ve toplumsal fayda için de çeşitli çalışmalar yapar. Örneğin 10 Authentic Young Person dediğimiz dünyanın en başarılı 10 genci projemiz vardır bizim. Dünyanın her yerine bu proje hayata geçirilir ve dünyanın 10 başarılı genci ödüllendirilir. Peki nasıl yapılır bu? Her ülkede bir TOYP yapılır. Örneğin Türkiye'de Türkiye'nin en başarılı 10 genci diye proje hayata geçer. Sırbistan'da Sırbistan'ın 10 genci diye hayata geçer. Ülkemizde 10 başarılı genç seçildikten sonra globale gider ve globalde dünyanın en başarılı 10 genci olması için yarışır. Biz şimdiye kadar 27 senedir JCI Türkiye adına JCI İstanbul bu TOY projesini hayata geçiriyor. Ve biz 27 senedir 18 tane dünya birincisi çıkardık. Burada bu birinci çıkarmaktan ziyade ülke bayrağımızı dalgalandırmak bizler için daha büyük bir onur. Bunun yanı sıra bahsettiğim gibi aslında her görev bir senelik ve gönüllü faaliyetteyiz. Haliyle TOYB'u gönüllü olarak 27 senedir yapmak dünyada da takdire şayan bir noktada geldik. Ve dünyadaki diğer şubeler dedi ki bize TOYB'u öğretin. Bu organizasyonu siz 27 senedir nasıl yapıyorsunuz ki bunlar arasında İngiltere'de dahil. Bizlere lütfen öğretin diyorlar ve biz yaklaşık 10 senedir de TOYB Akademi diye bir çalışma yapıyoruz. Evet. Normalde fiziki olarak yapıyorduk bu çalışmayı ve ülkemize dünyanın birçok yerinden kişileri davet edip hem ülkemizi gezdiriyorduk hem bu TOYP'u anlatıyorduk. Yani bu derece büyük bir organizasyona da dünyanın her yerine dokunarak burada da Türkiye'nin başarısını, Türk gençlerinin başarısını ortaya koyuyoruz. En son bunu online olarak gerçekleştirdik ve yaklaşık 7 ülkeden online olarak katılımcı sağladık yine. Tek bir nokta değil, İngiltere'den, Hırvatistan'a, Sırbistan'dan, Güney Afrika bölgene kadar birçok katılımcımız oldu ve bu çalışmamız da artarak ilerliyor. Sadece ticaretin yanında değil, toplumsal fayda olarak da insanlara nasıl dokunuruz noktasında yine Türk genci ve Türk girişimcisi var diyebiliriz. Peki, çok teşekkürler Tolga Bey. Böylece
Ana haberin sonuna geldik. Birazdan son seans başlıyor.